Kurtuluş Savaşı yıllarında Dil Ovası. Dil Ovası'nın Yunan ve İngiliz kuvvetlerinin işgaline uğradığı acı yıllar unutulmamalı. İngilizler Gebze'yi işgal etmek için Dil Ovası'nda çıkartma yaparlar. Savaş yıllarında bu bölgeler çok badireler atlatır. Çok savunmalara tanık olur. Yunan askerlerinden oluşan düşman birlikleri Dil Ovası tren istasyonuna kadar ilerleyerek hala ayakta olan bu istasyonu kullanırlar. Tavşancıl ve Çerkeşli gibi tarihi yerleşim yerlerinde yaşayan yerli halka baskı ve zulüm yaparlar. Arşiv kayıtlarında Yunan birliklerinin 18 Kasım 1920'de Dil Ovası'ndan hareket ederek Tavşancıl nahiyesini abluka altına aldığını yazmaktadır. Tarih bilinci açısından gençlerimiz işgal yıllarını unutmamalı. Tarih bilincine sahip olmalı. Tarih bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmaktır diyerek Dil Ovası'ndaki tarih yolculuğumuza devam ediyoruz. Ben Dil Ovası. Gencim ben. Ruhum kaynıyor. Aklımdan geçenler sözcük arıyor. Susma, gözlerimi çığlık sarıyor. Çakmak çakmak gözlerim, ben Dil Ovası. Oyuna çağıran çocuklar gibi. Bu limanda gemiler bak seher yeri. Dil iskelesinden kaçtı Yunan'ı, İngiliz'i. Esaret dostum olamaz, ben Dil Ovası. Demirciler, Tepecik, Çerkeşli köyler. Bir zamanlar bahçeler şarkılar söyler. Şimdi sanayi bölgesi bu eller. Kıyı kenti diyorlar. Ben Dil Ovası. Dil Ovası'nın yeşili ve tarihi güzellikleriyle meşhur olan Tavşancıl'a doğru yol alıyoruz. Yüksek bir tepede yeşillikler içinde kurulu Tavşancıl'a girmeden önce tarihi Tavşancıl tren istasyonuna uğruyoruz. Kurtuluşumuzu sağlayan birliklere bu tarihi istasyon ev sahipliği yapmıştı. Tavşancıl, tarihinde çok önemli yere sahip olan bir kahramanın mezarına ev sahipliği yapmakta. Bu kahraman, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte bağımsızlık mücadelesi veren ve İzmit bölgesinde milli mücadeleyi örgütleyen eşsiz yiğit Yahya Kaptan'dır. Tavşancıl'a hakim bir tepede de yeşillikler içinde mezarı bulunan bu değerli vatan evladına vefa borcumuzu ödemek için mezarı başında ruhuna Fatiha okuyoruz. Ruhları şad, makamları cennet olsun. Şad olsun. Ben başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Yahya Kaptanımıza ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum. Ve bu tarih bilincimizin de inşallah yayılarak bundan sonraki nesillerimize daha da aktarılmasını konusunda elimizden gelen ne varsa bunu da yapacağız inşallah. Yahya Kaptan özellikle bu bölgede, Darıca bölgesine, Gebze bölgesine, Dil Ovası bölgesinde
milli mücadelenin organizasyonunu yapmış, burada Rumların ve işgal güçlerinin her türlü zulmüne karşı halkı burada korumuş. Ondan Allah razı olsun. Burada mezarının olduğu, anıtının olduğu bilinmiyor. Aslında Dilovası'nın pek çok güzellikleri, tarihi özellikleri bilinmiyor. Bunların öne çıkartılması gerektiğini düşünüyorum.